Hem konut fiyatlarını çok yükseldi özellikle 2 yılda. Türkiye dünyada bu 2-3 yıllık süreçte konut fiyatlarının en çok arttığı ülke. Şimdi bunlara ilişkin önlemler alınmaya çalışılıyor ve iki açıklama var, yeni açıklama. Onlara bakalım, ardından konuğum olacak, konuşacağız. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları bunlar. Mehmet Özaseki dedi ki hazine arazileri imara açılacak. Ne kadar çok arzda bulunursanız o kadar çok fiyatı aşağı çekersiniz. Konut fiyatları yükseliyor. Tersine dönmesi için imkanları kullanmamız gerekiyor. Milli emlak arazilerinin hepsi bizim bakanlığımızda. Çalışmaya başladık bile. Meclis açılınca ilk iş yeni bir yasa çıkaracağız. Yasada bu hazine arazileri de yer alacak. Vatandaşın konut sorunu çözülecek. 2 sene önce de biliyorsunuz bir kısım arsada verilmişti, hatırlarsanız ilk evim kampanyasında insanların kendi konutlarını inşa etmeleri için. Şimdi bunun çerçevesi tabii meclisten geçince belli olacak. Hazine arazileri yer alıyor yasada ve konut sorununun çözülmesi için satışa çıkarılacak. Konut kredileriyle ilgili bir düzenleme dedi Mehmet Şimşek. Birinci konutu kredilendirme konusunda değişikliğe gitmeyeceğiz. Yani insanların aldığı ilk konutu. Ancak ikinci, üçüncü konut veya tatil yerlerindeki yerlere, yani yazlıklara ilişkin vatandaşın imkanı varsa alırlar. Ama krediyle desteklemeyeceğiz. Krediyi bu alanda ciddi bir şekilde sınırlayacağız. Bir yandan hazine arazileri imara açılacak. Bir yandan da birinci konutlar dışında, ilk kez konutun alanlar dışında, eğer ikinci, üçüncü konut alınacaksa, yazlık alınacaksa burada kredi diye sınırlama var. Sadece ilk konutlarda kredi verilecek. Bu uygulama ne zaman hayata geçer ve gerçekten de konut fiyatını dengeler mi? Olması gereken yere çeker mi? Bunu konuşacağız. Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Bölümü Başkanı Profesör Doktor Harun Tanrıvermiş şimdi konuğum. Harun Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hemen sorayım. Açıklamaları duydunuz. Önce Mehmet Şimşek'in açıklamasıyla başlamak istiyorum. Yani birinci konutta kredi alınabilecek ama diğerlerinde, ikinci, üçüncü konut, yazlıkta bunu sınırlayacağız dedi. Nasıl etkiler konut fiyatlarını? Bu zamana kadar yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Türkiye'de konut talebi bir, kredi faiz oranına duyarlı, iki, hane gelirine duyarlı, üçüncü parametrede konutun fiyatına duyarlı. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor ki Türkiye'deki hanelerin konut satın alabilmek için yeterli geliri yok ve genellikle krediyle destekleniyor. Nitekim konut kredisi talebindeki artış da bunu gösteriyor. Zaten BDDK değerli bakanımızın açıklamalarına uygun olarak birinci adım attı. Birinci konutta konutun değerinin %90'ına kadar kredi alabilme imkanı var iken ikinci konutlarda bunu %22,5'a çekti. Dolayısıyla konut kredisine erişimi ikinci, üçüncü konutlarda sınırladı. Anladığım sıkı para politikasıyla değerli bakanımızın açıklamalarından anladığım kadarıyla ikinci, üçüncü konutlara ve yazlık bölgelerdeki konut edinimini krediyle desteklemeyecek. Ben bunu isabetli buluyorum çünkü bir taraftan birinci konuta erişemeyen haneler var iken diğer taraftan ikinci, üçüncü konut, dolayısıyla yatırım amaçlı konut edinenlerin kredi talebiyle desteklenmesi çok uygun bir davranış değil. Şu günkü içinde yaşadığımız barınma sorunu tartıştığımız günlerde çok isabetli bir karar, hızla uygulamaya geçmek lazım. Peki ilk kez konut alacaklarla ilgili bir kampanya olabilir deniyordu. Yani onların peki konuta erişimi kolaylaştırılacak mı? Dediğiniz gibi fiyatlar çok yüksek. İnsanların peşin parayla çok varlıklı kesim dışında ev almaları imkansız şu şartlarda. Bununla ilgili de bir başka bir adım bekliyor musunuz? Benim temel beklentim şudur. Ekim ayı ya da Eylül ayının sonuna doğru ilk konut edinecek olanlar için bir kredi kolaylığının sağlanması, kredi erişimin kolaylaştırılması yönünde bir düzenleme bekliyorum. Burada da tabii aylık %1 veyahut da daha düşük veya biraz daha yüksek oranlarla ilk konut edinecek olanların desteklenmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Bu yönde bir hazırlık olduğu yönünde duyumlarım var ama ne zaman uygulamaya geçer? Uygulamaya geçince hep birlikte göreceğiz inşallah. Hazine ve düzeltiyorum, Çevre ve Şehircilik Bakanı, İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki'nin bu hazine arazileriyle ilgili açıklaması. Nasıl bir katkı sağlar? Burada kasıt daha önce yapıldığı gibi yani parseller şeklinde satmak, imkanı olanların kendi evini yapmasını sağlamak mı? Ben değerli bakanımızın çalışmasının biraz daha kapsamlı olduğunu, ekibin çalışmasının biraz daha kapsamlı olduğunu düşünüyorum. Değerli sen, şimdi biz 2012'den bu zamana kadar kentsel dönüşümde Türkiye 3 milyon üzerindeki yapı stokunu yeniledi. Fakat yenilenen yapıların çoğu imar hakkı artışı verilen kent yakın çevresindeki yerlerde oldu ya da gecekondu alanlarında oldu. Şimdi kent
kentindeki çöküntü alanları kaldı. Buralarda da çok mülkiyetli bir yapı söz konusu. Dolayısıyla bakanlık bir taraftan afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunda çok radikal değişiklikler parlamento açılınca yapacak. Dolayısıyla kentin içindeki çöküntü alanlarını hızla dönüştürmemiz gerekecek. Bir diğer tarafta ise... Siz çok affedersiniz, çöküntü alanları mı dediniz, doğru mu duydum? Evet. Neyi kastediyorsunuz, onu anlatır mısınız izleyicimize? Dönüşme ihtiyacı olan, riskli yapı olan ve büyük çoğunlukla terk edilmiş mekanlar var. Bu mekanları dönüştürmek... Çok var mı? Örneğin İstanbul'da çok var mı böyle? Çünkü belli yerlerde duyuyoruz, Avcılar'da, Küçükçekmece'de işte hasarlı ya da işte dönüşüme girmesi gerekiyor, insanlar çıkmış ama boş duruyor. Ama bunlar böyle çokça görülen yerler mi İstanbul'da? Aslında büyük kentlerin çoğunda var. Artık küçük sanayi siteleri şehrin içinde kaldı. Bunları şehrin dışına taşımak ve yerlerini konut alanlarına dönüştürmek gerekiyor. Şehrin içerisinde İstanbul'da ve Ankara'da, İzmir'de, diğer büyük kentlerimizde kamu kurumları kaldı. Ve bunların çoğu zaten hizmetlerini başka binalarda sürdürüyorlar. Dolayısıyla bunları kent yakın içerisine taşımak mümkün. Veya kent için öğrenci olmayan okullar kaldı. Bunları değerlendirmek mümkün. Yani kentin için önemli miktarda arsa stoku yaratmamız lazım. Fakat burada bir önerim var değerli bakanlığımıza, bakanımıza. O da şudur. Türkiye'nin yeni bir model denemesi lazım. O da hazine arazilerini mutlaka kiralık konut üretip kiraya vermek isteyen tüzel kişilere, özellikle kamu iştiraki olan emlak konut gibi kuruluşlara verip bir an önce inşaat yapıp ve kiralık konut pazarını yeniden düzenlememiz gerekiyor. Bu yolla aslında daha kolay ne yapabiliriz, kontrol edebiliriz. Bu önemli yani bir kamu eliyle, işte belediyenin eliyle daireler kiralanırsa eğer, köpürmenin suni fiyat artışlarının önüne geçilebilir, piyasa kontrol edilebilir diyorsunuz. Bu hep öneriliyordu. O yüzden de yeni konutları inşa etmek ve onun kamunun kiralamasını sağlamak lazım diyorsunuz. Burada mesela GYO'lar elbette önemli konut üretiyorlar ama ürettikleri konutu satıyorlar. Burada yeni hazine arazilerini imar açarken veya kentin içindeki kamu kuruluşlarının ihtiyaç fazlası alanlarını imar açarken mutlaka üretilecek konut ve bu konut kiralanacak, satılmayacak. Kiralama için konut üretimi diye bir modeli denememiz lazım. Ben şu anda sizlerinden bağlanıyorum. Benim bulunduğum yer Almanya Yapı Biriktirme Sandığı. Dolayısıyla dar gelirliye, orta ve orta altı gelir grubu hanelere konut edinme imkanı sağlayan başlı başına bir model. Dolayısıyla Türkiye bunun dışındaki araçları da denemeli. Biz Gayrimenkul Gelişme Yönetimi Bölümü olarak Ankara Üniversitesi'de hızlı bir rapor hazırlığı içindeyiz. İnşallah değerli bakanlarımızla 1-2 hafta içerisinde bu raporumuzu da paylaşacağız. Yani sadece hazine arazileri, sadece krediyle bu iş olmaz. Başka araçları da gündeme getirmemiz lazım. Bütün belediyeler, bütün kamu kuruluşları, TOKİ, emlak konut başta olmak üzere mutlaka daha fazla konut üretmenin yollarını bulmalılar. Ve ürettikleri konutları satmamalı ve mutlaka işletmeciliğe, yani yönetime, yani kiralamaya yönelmeliler. İşte bu yapı biriktirme sandığı gibi modeller biraz daha Türkiye için tartışılabilir hale gelecek. BES'te toplanan kaynakları bu alanda değerlendirecek başka modeller, bireysel emeklilik sisteminde toplanan kaynakları bu alanda değerlendirecek başka modelleri tartışmamız gerekiyor. Umuyorum, görüyorum ki hem Hazine ve Maliye Bakanlığımız hem de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız konuya çok hassasiyetle yaklaşıyorlar. Bu kira sorunu çözülecek ama önemli bir olay var. Onu da vurgulamak lazım. Size de özellikle teşekkür ediyorum. Bir de beklenti azaltmak lazım. Halkın çoğunluğunda bir beklenti problemi var. Fiyatlar daha da artacak. Evet. Kiralar daha da... O zaman cebimizdeki paramızı ya da kur korumalı mevduattan çıkan paramızı veya başka alanlarda değerlendirdiğimiz paramızı gayrimenkule yatıralım, kirayı verelim, kira parasından yüksek kazanç elde edelim. Bu beklentiyi de kırmak lazım Türkiye'de. Bu yönde çok ciddi bir beklenti olduğunu... Sadece kiradan gelir değil, yani başka yatırım araçlarıyla konuttan aldığı karlılığı insanlar alamıyorlar. Çünkü konut inanılmaz. %500, %600, %700 artan yerler var. Şöyle 2-3 seneyi aldığınızda bu inanılmaz gerçekten oranlar. O yüzden de dediğiniz gibi ancak enflasyon belli bir seviyeye geldikten sonra bu ileriye dönük beklenti ya da bu yatırım arayışları sakinleşecek muhtemelen. Şimdi az önce dediniz ki biz birkaç haftaya bir rapor hazırlayacağız ve bakanlığa sunacağız. Yani siz bu konudaki akademisyenler, bilim insanları olarak önerilerinizi anladığım kadarıyla bu çalışmaları desteklemek için paylaşacaksınız. Ekran başında izleyen birçok kişi de örneğin Mehmet Şimşek'in açıklaması sonrası demek ki krediler şu anda da zaten krediler biraz sınırlı alınabiliyor ama işte ikinci, üçüncü konta demek ki alamayacağız diye belki bir an önce niyetleri varsa harekete geçme ihtiyacı duyacaklar.
Ne zaman olacak bu uygulama? Ona ilişkin bir bilginiz var mı? Size de sormak isterim. Siz ne zaman hayata geçer? Bu yılbaşından sonra hayata geçecek bir... Şimdi mecliste, meclis açıldıktan sonra Hazine Bakanı'nın açıklaması belli ama kredilerle ilgili adımın orta vadeli plana bakarak yılbaşına itibaren mi atılacağını düşünebiliriz? Zaten kredilerle ilgili birinci adımı bankacılık düzenleme denetleme kurmaktı. İkinci konut, eşlerden birinin üzerine konut varsa ikinci konut edinimi veya 18 yaş altı çocuklar üzerine konut edinimine ilişkin bir düzenleme yaptı ve ikinci konutta kredi musluğunu epeyce kıstı. Bakanımızın açıklamasından ikinci konut için kredi erişimi biraz daha kısmak. Dolayısıyla bu çok rahat BDDK'nın yapabileceği bir genelgeyle, yapabileceği, ikinci düzenlemeyle yapabileceği bir iş. Bunun için yasa yapmaya gerek yok. Fakat bunun dışındaki araçlar için parlamento 1 Ekim'de açıldığında Büyük Millet Meclisi yeni düzenlemeler geleceğini, kentsel dönüşüme ilişkin düzenleme geleceğini, hazine taşınmazlarının kiralık konut üretmek isteyenlere imarının tamamlanıp, altyapısının tamamlanıp teslim edilmesine ilişkin düzenleme yapılacağını bekliyorum. Belki bunun yanında bazı düzenlemeler de yapılabilir. Bu örneğin işte konutu boş tutup kiraya vermemek veya işte oda kiraya vermek veya gecelik ya da devrelik kiraya vermek ya da haftalık kiraya vermek gibi uygulamalarda mutlaka düzenleyecek. Çünkü bir taraftan turizm tesislerinde doluluk yeterli değil. Öbür taraftan evlerini 15'er günlük devrelerle turizm tesisi gibi çalıştırıp bir de beyan vermeyen, yani geliri beyan etmeyen, ciddi vergi kayıp ve kaçağına neden olan bir kesim var. Dolayısıyla bunlar için Türkiye'nin kapsamlı düzenlemeler yapması herhalde 1 Ekim'den sonra için bekliyorum. Biz o tarihe kadar bir akademik kurum olarak, yani toplum yararına çalışan bir devlet kurumu olarak bir rapor üretmiş olacağız. Ben de şu anda orta ve orta altı gelir gruplarını nasıl konut edindirebiliriz tartışmasını yaptığımız zaman en fazla gündeme gelen yapı tasarruf sandığı ya da biriktirme sandığı diye Türkçeleştirdiğimiz modeli incelemek için bulunuyorum. O toplantıdan ara verip sizin yanınıza bağlandım. Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için, bilgilendirdiğiniz için. Sizin de arada bir cümlenize geçirdiniz. Yani boş olan konutların da devreye girmesi lazım. Çünkü bir yandan hazine arazileriyle yeni konutların yapımı desteklenecek. Diğer yandan krediler kısılacak. Orada daha sınırlanacak konut satışları. Ama boş olan evler de var. O boş evlerin de kiralanması, sisteme girmesi lazım. Çok teşekkürler Profesör Doktor Harun Tanrı vermiş değerlendirmeleriniz için. Pardon. O da şu. Buyurun. Bir şey daha söylemem lazım. O da şu. Söyleyin. Artık bu kira sözleşmelerinde bir online platformda yapmamız lazım. Türkiye'nin bilgi sistemleri var. İşte Tapkada Su bilgi sistemi veya diğer bilgi sistemleri var. Kim konutu kime kiraya verdi? Bu artık bir online sistemde takip edilsin. Dolayısıyla kiralı konutları gerçekten görebilelim. Kiracı kira parası ödüyor ama ev sahibi istisna sınırı üzerindeki tutarı beyan edip vergilendirilmiyor. Burada da bir vergi kayıp ve kaçağı var. Her yönden piyasayı regüle edecek, Türkiye'de konut pazarını regüle edecek bir paketle çıkmamız lazım. Sadece krediyle, sadece hazine arazileriyle bu olmaz. Bir bütün konut ve barınmayı yeni baştan düzenleyecek bir politika ihtiyacımız var. Biz bakanlıklarımızın emrindeyiz ve bu politikanın tespit edilmesi, uygulama araçlarının belirlenmesi için olanca gücümüzle destek vermeye ve güç birliği yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Çok teşekkürler. Konu sahipliği de düşüyor ülkemizde. Dediğiniz gibi çok kapsamlı ele alınması gereken, insanları çok zorlayan bir konu bu. Sağ olun değerli katkılarınız için.